enflasyon ve ekonomi. Enflasyon canavarı Ocak 2024'te maaş zamlarını nasıl etkileyecek Mustafa Yılmaz? Valla şimdi bu konuda değişik açıklamalar var. Eğer Mehmet Şimşek'in, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanımız Mehmet Şimşek'in açıklamalarını baz alırsak, bu yılın enflasyonu değil, hedef enflasyon. Yani 2024 yılının enflasyonu baz alınarak maaşlar belirlenecek. Ama bu konuda tabii diğer siyasilerin de, Cumhurbaşkanı'nın da işte enflasyona ezdirmeyeceğiz gibi açıklamaları var. Şimdi bu konuya gelmeden önce biz bu TÜİK'i ve enflasyonu farklı rakamları mı tartışalım diyorsun? tartışalım. Yani bu doğru mu? Şimdi yani yıllık %61,7, aylık da %3,8 enflasyon bir kere doğru mu? Vatandaş Ya kaç hissediyor? evet, işte bunu konuşmak lazım. Şimdi bizi dinleyenler, izleyenler hemen diyecekler ki palavra, yani TÜİK için söylüyorum. Şimdi aylık enflasyonun %3, çünkü bakıyorlar, seninle programa girmeden konuştuk. Gevrek bazı yerlerde 12 lira, Evet. 10 liraya alışamadık. Bir kuru gevrek, Bazı hani kuru fırınların gevrek, 12 liraya bazı sattığı fırınların 12 liraya haberi gevrek var. Evet. satmaya başladığı bir dönemden bahsediyoruz biz. Hala bize %3'lerden, enflasyonlardan aylık bahsediyorlar. Gerçekten halk bunu çok acımasız bir şekilde yaşıyor, enflasyonun etkilerini. Bunları görüyor. İnsan üzülerek şunu görüyor. Yani devlet kurumlarının güvenilir olması lazım. Biz de çok uzun yıldır biz enflasyonun ne olduğunu biliyoruz. 80'leri, ben özellikle 80'leri 90'ları hatırlayan bir kuşaktan geliyorum. Çok yüksek enflasyonlar oldu bu ülkede. %100 oldu, 150 oldu. Çok kötü şeylerdi. 200-300 gecelik faizleri gördük biz. Ama hiçbir zaman şu tartışılmazdı. TÜİK'in rakamı doğru değil. Enflasyon neyse, TÜİK derdi ki enflasyon %150 kardeşim. Aylık %50, 30. Ya ilk defa bu dönemde, şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu ülkede, Paralel rakamlar yoktu diyorsun. evet, bu ülkede biz yine bu iktidar döneminde, yine AK Parti iktidarı döneminde biz yıllık %10'luk, 8'lik, 9'luk enflasyon Yaşadık. yolları yaşadık ve TÜİK o zaman da açıkladı. Yani hiç kimse o zamanlar TÜİK'e itiraz etmedi ki, evet doğruydu o enflasyona. Yaşadığımız da oydu. O dönemler enflasyon düşüktü. Ama son 5-6 yılda, özellikle de son 3-4 yılda falan baktığımızda, yani devletin kurumu, güvenilir kurumu olması gereken TÜİK'in açıkladığı rakamlarla çarşı pazardaki rakamlar ve insanların hissettiği rakamlar arasında dağlar kadar fark var. Ya öyle ki devlet bile TÜİK'in rakamlarına güvenmiyor. Yani motorlu taşıtlara, değerli kağıtlara, pasaportlara, nüfuslara, ehliyetlere, şuna buna gelen zamlara bakıyorsunuz. Yani değil mi? Her şey enflasyona göre zam gelmesi gerekir. Öyle mi oluyor? Devlet bile yaptığı zamları TÜİK zammından daha fazla zamlar yapılıyor her şeye. Bir Evet. kere öncelikle daha önceki programlarda da söyledik. Ya olay neyse o. Yani siz burada rakam cambazlığıyla, halk çünkü yaşıyor bunu. Halk her gün domates alıyor, peynir alıyor, zeytin alıyor. Hani şöyle bir konu olsa belki insanların umurunda olmaz. Yani bizim dış ticaretimiz, işte şeyimiz, ihracatımız, kafadan atabilirsiniz. 500 milyar dolar oldu dersiniz yani. Bunu belki birkaç tane ekonomist bilir. Birkaç tane bu işi bilen ihracatçı bilir. Biz bile bilmeyiz ya, ihracatımız bu kadar oldu mu, olmadı mı diye. Ama siz sokakta her gün vatandaşın yaşadığı, birlikte çarşıda pazarda görülen enflasyonu daha düşük açıklarsanız bu trajikomik bir durum olur. Ha bir de şu var. Hani bugün Özgür Özel grup toplantısında da söyledi. Evet. İşçi ve memur maaşları bu açıklanan enflasyona göre belirlenmese ve asgari ücret, o zaman dersiniz ki tamam ya, bunların kendi terbiyesizlikleri. ama bir baz alınıyor. Ama evet, yani Türkiye'deki bütün ücretler, yani özel sektörde ve kamuda verilen ücretler, bu ve emekli maaşları bu açıklanan rakamlara göre belirleniyor. Şimdi şunu soracağım. Ve bu yüzden de bunun sonucu olarak da biz bugün eğer şeyi tartışıyorsak, alım gücümüz düştü diyoruz değil mi? Herkes, ben kiminle konuşsam,
bu ülkenin %90 yaşayanı, %10'u hariç tutuyorum, alım gücüm düştü diyor. İşte alım gücümüzün düşmesinin nedeni bu. Şimdi gerçek enflasyon %150 iken sen çalışana, emekliye, memura %60-70 üzerinden zam verirsen alım gücü dolayısıyla düşer. Şimdi şöyle bakalım. Hani bu rakamlar, evet, hani ekonomi dili bu. Bir de market diline bakalım. Şimdi ya da pazar diline. 1 litre süt 36 lira civarında. 1 litre benzin 34 küsur. Şimdi benzin, yani süt benzinden daha pahalı ülkemizde. Dolayısıyla bir peynir yarım kalıp bir şey almaya kalksam 1 kilo peynir 400 lira ya. 400 lira. Hadi biraz daha al. Biz bu programa başlarken 1 kilo peynir 200 lira. Evet. Bir çok saat diyorduk. Konuşmuştuk. Evet, konuştuk. Şimdi 400 lira. Münir Koçar. Şimdi evet. Geçen gün marketten peynirle çok ufak bir bisküvi bir şey aldım. Kasadan kız işte 350 lira dedi. bir hata var zannettim. Tekrar döndüm baktım. Paket yani peynir. Evet. Evet. Bir küçük bisküvi, yani şimdi bununla başa çıkmasa, şimdi enflasyonist ama ekonomistlerin dilleri tamam doğru rakamlar falan ama o kadar uzak gitmeye gerek yok. Peynire bak, süte bak, evet. Tereyağa bak. Evet. Şimdi gerçekten yumurtaya bak. Mesela yurt dışında özellikle Almanya'da gerçekten birçok farklı ürünü pahalıya alabilirsin ama süt, et, peynir, işte tereyağı gibi mutfağın ana ürünleri kesinlikle en fakir insanın bile rahatlıkla ulaşabileceği rakamlarda tutuyor devlet. Şimdi bu, yani senin bahsettiğin o açlık tablosu hani kim göğüslenebilecek bir şey değil ki. Şimdi müte geçmeden önce birkaç bir şey daha söyleyeyim. Şimdi tartışılıyor asgari ücret ne kadar olur. Biz şimdi bir kere şunu da koyalım. Biz neden asgari ücreti tartışıyoruz, konuşuyoruz? Neden emekli maaşlarını konuşuyoruz? Neden memur maaşlarını konuşuyoruz? Şundan, bu ülkede 80 milyon, 85 milyon insan yaşıyor. İşte kabaca 50 milyon çalışan var diyelim. Bu 50 milyon çalışanın minimum 40 milyonu bu paralara çalışıyor, emeklisi. O yüzden yani halkın %90'ı bu paralarla geçiniyor. O yüzden konuşuyoruz bu rakamları. Şimdi Türk İş'in araştırmasına göre şu anda açlık sınırı 14 bin lirayı geçmiş durumda şu anda. Yani söz ettiğimiz rakamlar Kasım rakamları. Aralık yok. Yani Aralık enflasyona eklenecek. Ocak, Şubat, Mart enflasyonu eklenecek. Yani şimdi bir zam verilecek. Asgari ücret diyelim ki 16 bin lira olacak. 17 bin diyen var, 15 bin diyen var. Bir rakam verilecek. Daha verilmeden biz şunu biliyoruz ki Şubat ayında ya da en geç Mart ayında asgari ücret şeyin altında kalacak. Açlık sınırının altında kalacak. Emekli maaşları yine öyle. Memur maaşlarında nispeten iyilik var. Bir de şunu söylemek lazım tabii asgari ücretle ilgili. Burada işvereni de düşünmek lazım. Devletin mutlaka en iyi rakamı verirken işçiye, işte biraz önce açlığı söyledik. İşveren tarafını da desteklemesi lazım. Yani yanılmıyorsam bir 500 liralık bir destek var işçi başına. Şeylerde, o vergilerde, SGK'larda bu 500 liralık rakam çok komik kaldı. Şimdi bir işçinin maliyeti 25 bin lirayı bulacak. Ocak ayından itibaren 30'u da bulabilir. Belki 30, minimum 25. Yani sigorta maliyeti de artacak. Ya ben minimum söyledim. Yani minimum 25 çok büyük bir işverene çok büyük bir yük. Geçen programlarımızda söyledik. İşveren demek sadece bu holdingler işte 1000 kişi, 5000 kişilik. Yani holdingler de önemli. Onlar da önemli ama milyon dolarlık yatırım yapan kuruluşlar değil. Yani aslında herkes istim üstünde bekliyor. Şimdi, sanayici de. Evet. Şimdi burada işverene de mutlaka ve mutlaka özellikle de orta ölçekli işverene destek verilmesi lazım. Yoksa bu hayatta paraların üzerinden de. Yani önemli bir kesimin kalkması mümkün değil. Bu da ülkemize yeni işsizlikler getirilmesi demek. Bu konuyla ilgili son cümlemi söyleyeyim. Şunu unutmamak lazım. Bakın arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin biliyorsunuz laik bir devlet olduğu ve sosyal bir devlet olduğu yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti bizim anayasamızda sosyal bir, sosyal devletin ilkelerini yerine getirmek durumunda bu ülkeyi yönetenler. Yani bu ülkede açlık sınırı. Ya da o maddeyi değiştirecekler. Ya da dediğin gibi ya o maddeyi değiştirecekler. Hayır, biz artık sosyal devlet değiliz. Anayasa değiştirme tartışmaları var.
Ya bunu değiştirecekler, biz artık sosyal devlet değiliz diyecekler. Ya da bunun gereğini yapıp açlık sınırının çok üstünde hem işçiyi hem işvereni destekleyecek formülleri bulmak zorundalar. Vallahi emek